Evet arkadaşlar merhaba. YouTube'da Medyabey TV kanalındayız. Medyabey diyor ki köşesindeyiz. İstiyorum ki ben bu köşeden arada bir böyle medya muhabbetleri, medya sohbetleri yapalım. Medyamızdaki işte ünlü isimler veyahut da medyanın bilindik figürleri işte neler yapıyorlar, kendi aralarında nasıl didişiyorlar, nasıl polemiklere giriyorlar veyahut da onların kendine dair gündemleri ne? Bu konularla ilgili de düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Ahmet Hakan'ın, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın bir uçak olayı vardı. Cumhurbaşkanlığı uçağına davet edilmesi ve yıllar sonra, 2016'dan sonra ilk defa Cumhurbaşkanlığı uçağında işte yer bulması, ziyaretlere katılması vardı. Bu çok konuşuldu. İlk olarak 2016'nın Ocak ayında Ahmet Hakan'ın bir yazısı vardı. Ahmet Hakan bu yazısında demişti ki bundan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun uçağında asla ve kata olmayacağım, binmeyeceğim uçağı şeklinde bir açıklaması vardı. Bu açıklamasının arkasından ilk önce G20 Liderler Zirvesi'ne davet edildi Cumhurbaşkanlığı uçağında. Fakat sağlık gerekçelerini göstererek bu ziyarete katılmadı Ahmet Hakan ve sonrasında Bosna Hersek ziyaretine katıldı. İşte meşhur bir fotoğraf oldu. O fotoğraf medyada çok konuşuldu. Hemen Tayyip Erdoğan'ın sağında yer alıyordu Ahmet Hakan. Böyle tebessüm ederek bir fotoğrafı vardı. Diğer basın mensuplarıyla beraber. Bu fotoğraf dediğim gibi çok konuşuldu. Ahmet Hakan'ın bu kararı yeniden karar değiştirmesi, Cumhurbaşkanlığı uçağında yer alması çok konuşuldu. Fatih Altaylı Habertürk'te çok seviyor böyle polemikleri. Basından birileriyle böyle didişmeyi biliyorsunuz. Aynı şekilde Ahmet Hakan'dan hemen önce Nagihan Alçı'yla yine benzer böyle bir polemik falan vardı. Nagihan Alçı ona cevap verdi. Ali Babacan'ın yeni kuracağı parti ile ilgili bazı açıklaması bir yazısı vardı. Ona istinaden Fatih Altaylı bir polemik yaratacak sataşmalarda falan bulundu. Sessiz kalmıştı Nagihan Alçı ama sonrasında bir açıklama yaptı. Daha doğrusu bir yazı yazdı köşesinden bir cevap olarak. İşte sözlerimi çarpıtıyor falan şeklinde. Ben böyle bir şey görmedim şeklinde bir karşılık verdi. Yani demem o ki Fatih Altaylı böyle şeyleri seviyor. Böyle sataşmaları seviyor. Polemikleri falan seviyor. Polemiklerden besleniyor. Kendine göre agresif bir tarzı var. Bu tavrını da bu tarzını da çok seviyor. Hiç vazgeçmiyor bu tarzından. Yeniden Ahmet Hakan'ın olayına dönecek olursak arkadaşlar, Ahmet Hakan'ın uçakta yer alması kararına dönecek olursak, Fatih Altaylı Habertürk'teki köşesinde çok sert bir yazı yazdı hemen akabinde olayla ilgili. Yazısının başlığı da salakça bir cümlenin sonucu. Oldukça yine iddialı, oldukça sert denilebilecek ibare. Fatih Altaylı söz konusu yazısında diyor ki, çünkü asıl salaklık yaptığında değil, söylediğinde diyor Ahmet Hakan için arkadaşlar. Eğer gazeteciysen ve Cumhurbaşkanı ya da Başbakan seni bir geziye davet ediyorsa gitmelisin. Mesleki olarak bir gereklilik bu diyor. Ahmet Hakan'ın yapmaması gereken şey gitmesi değil, daha önce gitmem demiş olmasıdır diye yazmış Fatih Altaylı. Yani burada Fatih Altaylı salaklık yaptığında değil söylediğinde gibi ağır bir ifade kullanmış ve sonra mesela yine başka bir ifadesinde aynı yazıda diyor ki böyle bir cümle kurmak için gerçekten bu mesleğin erbabı olmamak gerekir diyor Ahmet Hakan için Fatih Altaylı. Bu da çok ağır bir ifade baktığınız zaman da. Peki Ahmet Hakan'ın bu yazıya bir karşılığı oldu mu? Aslında direkt ismen olmadı. Yani ismini zikrederek, Fatih Altaylı'nın ismini zikrederek olmadı arkadaşlar. Sadece Hürriyet'te yayınlanan yazısında şöyle bir ifade kullandı. Taraftarlarından herhangi bir uçağa davet edilse Cumhurbaşkanı çok müthiş bir açılım yaptı diye yorumlayacak ne kadar gazeteci ve siyasetçi varsa uçağa davet edilen ben olunca yalaka falan diye hakaretler yağdırıyor. Ben de ne yapıyorum? Tabii ki hadi lan oradan deyip de geçiyorum. Şimdi bu ifadesinde arkadaşlar aslında bakıldığı zaman da Fatih Altaylı'nın ismi zikredilerek verilmiş bir karşılık falan yok. Ama bu eleştirileri öne çıkaran, bu eleştirilerin en önde bayraktarlığını yapan Fatih Altaylı olduğunu düşünüldüğünde bu sözden, hadi lan oradan sözünden tabii ki Fatih Altaylı'ya da bir pay olduğunu anlayabiliyoruz. Ahmet Hakan'ın bu yazısından sonra polemik bitti mi? Bitmedi arkadaşlar.
Hemen tabii bu hadilen oradan ifadesinden muhtemelen Fatih Altaylı'nın etkilendiğini ve üzerine alındığını görüyoruz sonraki yazısından. Relax Ahmet Relax başlığıyla yine bir polemiği devam ettiren bir tarzını falan gördük. Orada yine sert ifadeler kullandı. Ahmet Hakan'a yine yüklenmeye devam etti. Ama sonrasında Ahmet Hakan'dan böyle net bir karşılık falan gelmedi. Yani o anlamda böyle bir polemik doya doya böyle iki yazarın polemiğine şahit olmadık aslında. Ahmet Hakan kestirip attı bir anlamda Hadilen oradan diyerek. Peki Fatih Altaylı neler yazdı? Biraz da ondan okumak istiyorum size. Ahmet Hakan susup oturacağına millete posta koymaya kalkışmış. Lafımın üzerinden çok geçti. Kıl oldu, tüy oldu, Davutoğlu emekli oldu gibi bir takım saçmalıklar öne sürerek kendisini eleştirenlere posta koymuş. Aman be kardeşim, ne bu ego be, ama gerek yok yırttın bana diye devam ediyor. Yani aslında ego konusunda Fatih Altaylı'nın elinde su dökecek çok sayılı adam vardır Türk medyasında diye söylemeden de geçemeyeceğim arkadaşlar. Sonrasında Ahmet Hakan işte Bosna ziyaretiyle beraber uçaktaki yerini almış oldu. Bence iyi de oldu. Ahmet Hakan eleştirelim, bazen eleştiriyoruz, bazen katılıyoruz fikirlerine. Türk medyasının en renkli simalarından biri. Geçenlerde sosyal medyada bir kullanıcının feryadını gördüm. Ahmet Hakan'ın bir yazısı da medya sitelerinde gündem olmasın, konu edilmesin şeklinde böyle bir isyanda bulunmuş. Hakikaten bakıldığı zaman da yazıları medya sitelerinde, haber sitelerinde en çok haber yapılan isim belki de Ahmet Hakan'dır. Bunu da hakkını tespit etmek lazım. Bu bir başarı mıdır? Evet, başarıdır. Ahmet Hakan kendini bu noktaya bir biçimde getirmiş, bir biçimde taşımıştır. Bu hakkı teslim etmemiz gerekiyor sonuç itibariyle. Cumhurbaşkanlığının uçağıyla ilgili, basın mensuplarının uçağa işte alınıp alınmaması konusuyla alakalı. Yine benzer bir tartışma İsmail Saymaz'la alakalı yaşandı arkadaşlar. İsmail Saymaz bir YouTube kanalında konuşurken, açıklamalar yaparken şöyle bir soruya muhatap oldu. İşte Cumhurbaşkanlığı uçağına davet edilseniz tavrınız ne olur? Gider misiniz? Uçakta yer alır mısınız? Şeklinde. İsmail Saymaz bilenler tabii ki biliyor. Muhalif duruşu olan bir gazeteci. Düşüncelerini her platformda, sosyal medyada, YouTube kanallarında bulabildiği her platformda ateşli bir şekilde savunan bir muhalif gazeteci. Böyle bir soruyu duyunca İsmail Saymaz dedi ki tamamen gazetecilik mesleği doğrultusunda bir bakış açısı, doğru bir bakış açısıyla. Evet, ben Cumhurbaşkanlığı uçağına davet edilirsem bir gazeteci olarak giderim. Giderim dedi yani. Ama İsmail Saymaz'ın bu cevabı arkadaşlar, özellikle böyle CHP kesiminde, ulusalcı kesimde kimileri tarafından böyle yadırgandı, eleştiri konusu oldu. Efendim işte neden gidecek, gitmemesi gerekir falan şeklinde eleştirilere muhatap oldu İsmail Saymaz. Ama bu konuda medya camiasından destek aldı. Murat Yetkin'den, Hadi Özışık'tan destek aldı. Destek buldu benim takip edebildiğim kadarıyla. Evet, gerçekten de bana göre de bir gazeteci kaynağa yakın olmak ister, olaylara yakın olmak ister. Cumhurbaşkanlığı uçağına çağrıldığı zaman da oraya gidip gazetecilik anlayışını orada sergilemek ister, sorusunu sormak ister. Birinci elden izlenimlerini insanlarla paylaşır medya organında. Dolayısıyla İsmail Saymaz'ın bu cevabında onun muhalifliğine halel getirecek hiçbir konu yok sonuç itibariyle. Buradan bakıldığı zaman da İsmail Saymaz doğrusunu yapmıştır. Bir gazeteci olarak Cumhurbaşkanlığı uçağına çağrıldığı zaman da o davete icabet edeceğini söylemiştir. Burada bir tuhaflık yok yani sonuç itibariyle. Arkadaşlar söz böyle Ahmet Hakan'dan açıldığı için Ahmet Hakan'la alakalı ilginç bir anekdot var. Yaşadım. Belki de tek anekdot diyebiliriz. Aslında kendisiyle bir tanışıklığım falan yok. Ben uzun yıllar Show TV'de kameramanlık yaptım program servisinde. Şöyle bir anekdot. 2007 yılında ben sizi getirmek istiyorum. Haberiniz var mı diye bir program Show TV'de yayınlanıyor Sabah Kuşağı'nda. Sunucusu, moderatörü sevgili Sabah Tümer. Programın daimi yorumcusu da Cem Özer şeklinde. Programın o günkü konukları da Ahmet Hakan ve manken Ece Gürsel. Tabii Ece Gürsel o zamanlar daha önde, magazin medyasında falan daha çok haberleri falan yapılıyor. Ben aslında hani ikisinin de böyle tesadüfen çağrıldığını düşünmüştüm. Fakat olayın gelişimini falan görünce orada programın sorumlularının bir hinlik yaptığını tabii şimdi anlayabiliyorum. Şöyle,
Ahmet Hakan bir yazısında Ece Gürsel'den bahsederken alem kadını diye bahsediyor Ece Gürsel'den. Bu yazı yazdıktan sonrasında işte denk geliyor o program. Öyle olunca da Ece Gürsel hazır fırsatı bulmuşken bunun hesabını sormak istiyor Ahmet Hakan'a. Neden böyle bir ifade kullandın diyor. Ahmet Hakan da işte kendini savunmaya çalışıyor. İşte alem kadını kötü bir şey demek değil. Yani bir magazin camiasındaki bir figürden ben bahsetmek için bu tabiri kullandım. Hani kötü bir niyetim yoktu anlamında falan. Ama Ece Gürsel kolay ikna olmadı ve Ahmet Hakan'ın böyle üstüne üstüne gitti, hesabını sormaya devam etti. Öyle olunca da Ahmet Hakan böyle bir daraldı. Reklam arasına falan gidildi. Ondan sonra ayağa kalktı, stüdyoyu terk eder gibi oldu. Ben işte ciddi adamım falan şeklinde enteresan böyle çıkışları oldu. Hatırlıyorum gayet iyi. Ben de görevliydim çünkü o programda. Böyle enteresandı. Sonra bin bir güçlükle kendisini yazıştırdılar. Program kaldığı yerden devam edebildi. Böyle de bir anımız var kendisiyle enteresan bir biçimde. Evet, Cumhurbaşkanlığı uçağından bahsettik arkadaşlar. Basın mensupları belli periyotlarla sürekli gelenler var, bazen değişenler var. Böyle ufak tefek rotasyonlar falan da olmuyor değil. İşte Ahmet Hakan'ın kadroya dahil olması. Mesela Turgay Güler'i göremiyorum. Turgay Güler herhalde bir dinlendirilme pozisyonu falan olabilir. En son haber.com'un sahibi Serkan Kalemciler'in artık kadroya dahil olmadığını, bunu da konuşuruz belki uygun bir zamanda. En son haber.com çok takip edilen, çok tıkı, trafiği yüksek olan bir site. Ama haberlerinde falan böyle bir ilginçlik böyle görüyorum, bir değişiklik falan görüyorum. Belki bunu ileride de konuşuruz diye düşünüyorum. Uçağa bakacak olursak basın mensuplarının kimler olduğuna şöyle bir konuşalım istiyorum onları da. Evet arkadaşlar, bu çekilen fotoğraf çok konuşuldu. Kimler var? İşte Star Gazetesi'nden Halime Kökçe'yi görüyorum. Kanal 7 grubundan Mehmet Acet'i görüyorum yine. Murat Kerkitlioğlu var. İbrahim Karagül Yeni Şafak'tan. Sonra ben yanlış mı gördüm acaba diye düşündüm ama NTV'den Simge Fıstıkoğlu'nu görüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen solunda. Sonra ATV'nin Ankara sorumlusu Şebnem Bursalı'yı görüyorum sağ başta. Belkis Kılıçkaya var yine Kanal 24'ten. Benim tanıyabildiğim bir çırpıda. Bu isimler var. Arkadaşlar, uçaktaki kadroya baktığım zaman da böyle çok renkli bir ekip olduğundan bahsedemeyeceğim basın ekibinin. Dediğim gibi bazen böyle rotasyonlar lazım, böyle renkli insanlar falan, farklı isimler hakikaten olabilir diye düşünüyorum. Bu anlamda Ahmet Hakan'ın uçağa davet edilmesini ben şahsen iyi karşıladım. Böyle değişik izlenimler okumak falan istiyoruz. Hakikaten Ahmet Hakan renkli bir isim. İlginç bir isim. Kendine özgü karakteristikleri olan bir isim. Eleştiriyoruz, takdir ediyoruz. Enteresan bir figür. Onun uçakta olmasına hakikaten ben olumlu bakıyorum. Ama merak ediyorum bir taraftan da. Mesela Cem Küçük'ün Ahmet Hakan'ın uçağa davet edilmesi konusunda nasıl baktığını, bununla ilgili ben bir yorumunu falan bilmiyorum. Belki paylaşmışsa da ben göremedim, dinleyemedim. Hakikaten merak ediyorum öbür taraftan da. Evet arkadaşlar, bu videoda biraz böyle bir medya sohbeti, medya muhabbetleri yapalım istedim. Medyamızın böyle seçkin bilinen isimlerinin, figürlerinle ilgili konuşmak istedim. İşte neler yapıyorlar gündemleri ne noktasında. Bu tür video içeriklerini belli aralıklarla yine paylaşacağım sizlerle. Beğendiğinizi umuyorum. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yine başka bir video içeriğinde görüşmek umuduyla diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum.